Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca 65 günde AYT Edebiyat Kampı'nda bugün soru çözümü yapacağız Biliyorsunuz çarşamba ve cumartesileri soru çözümü yapıyorduk Dün 64. gündü artık bugün son soru çözümümüz olacak Yarın pazar hocam pazar gün dinlenme günümüz aktif dinlenme günümüz videoları tekrar etmemiz lazım Pazartesi de kamp değerlendirmemizi yapalım ve tam anlamıyla sonrasında neler olacak o gün onu da konuşmuş olalım inşallah Yarın arkadaşlar saat 19'da Rüştü Hoca ile Türkçe YouTube kanalımda Türkçe karavanının Konya gezisi var arkadaşlar. Ödüllü soru var içerisinde inanılmaz şeyler var. İzlemeyi unutmayınız olur mu? Kaçırmayınız. Peki çok uzattık hocam. İsterseniz yeni soru çözümüne başlayalım. Dikkat! Ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde? Bu arada soru çözümünü karma yaptım. Çünkü en son dünya edebiyatını işledik. Sonra da edebiyat terimleri. Edebiyat terimleriyle ilgili test çözmeyeceğiz tabii ki ama dünya ile hiç çözmeye gerek yok. Sadece o gün ödevini yapmanız yeterli arkadaşlar. Biz şimdi burada şöyle adam akıllı bir soru çözümü yapalım. Ne var ne yok. Çünkü genel bir tekrar olsun. Birçok konuyu da hatırlatmış olalım diyorum. Peki çok uzattık başlıyoruz. Hangisinde diyor zengin uyak vardır. Zengin uyak neydi hocam? Zengin adı üzerinde. Yani benzerlik fazla olacak. Fazlalık, bolluk, bereket olacak. Dikkat. Yani tek ses olursa yarım. iki ses olursa tam. 3 ses ve fazlasıysa zengin uyağı ifade edecek. Gayet net adı üzerinde tekrar ediyorum zengin. Yani bolluk, bereketlik, çokluk ifade edilsin burada. Ne diyor? Ellerde, yerlerde. El kelime kökü, yel kelime kökü. Larda, lerdeler aynı görevdeki oldukları için uyuma. Onlar redif olacak. El ve yel ise aman dikkat bir kelime aynı kelime içine geçecek. Burada tunç kafiye var. Devam. Baharındasın, gadlarındasın diyor. Bahar ve gaddar kelimelerinde iki ses benzerliği var. Geri kalanlar redif zaten. Kelime kökü alıyorum. Geri kalan eklere aynıysa aynı görevdeyse redif diyorum. Kelimenin kökünde kafiye arıyoruz. Unutmayınız kafiye kökte redif ekte arkadaşlar. Kafiye kökte redif ekte aranır. Tabii ki redifin de kelime halinde olduğu durumlar var. Ama kafiye ve redif aranacağı zaman önce kökü alır kenara çekilirsiniz. Kibar ve gubar ifadelerinde aman dikkat arkadaşlar. Barbar yani tam 3 ses. Barbar nereden çıktı? Evet barbar diye arada dokununca. 3 tane ses benziyor. Doğal olarak zengin uyak var. Nedir nedir? Tamam bunlar zaten aynı kelime oldukları için rediftir. Burada herhangi bir kafiye yok arkadaşlar. Makamı efkarı der. Derken, makam ve efkar kelime kökleri şu ı ı'lar redif ı ı'lar burada herhangi bir kafiye yok arkadaşlar eyvallah süper yani uyak olmayabilir redif olmayabilir ikisi de olmayabilir ikisi de olabilir bunların hepsi değişken ama biz zengin uyan 3 ses ve fazlası benzerlikler olduğunu biliyoruz doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak birinci sorumuzda arkadaşlar gelin isterseniz ikinci sorumuza oba bakın dikkat çoban konuşuyor bir şeyler söylüyor diğer çoban konuşuyor bir şeyler söylüyor çobanların karşılıklı konuşmalarına dayanan şiir türü isteniyor arkadaşlar Biliyorsunuz doğa varsa koyun kuzu ne bileyim çoban köpek bir şeyler varsa yani böyle içten samimi kavramlar görüyorsak doğa ile ilgili tabii ki net bir şekilde pastoral diyoruz bunu biliyoruz pastoral şiir yani gayet net ama pastoral şiirin kendi içerisinde türleri var eleji. Bir çobanın ölümü üzerine yazılan şiir idil bir çoban ağzından kır hayatı lirik bunu biliyoruz bu ayrı bir şiir zaten duygu dolu aşk şiirleri vesaire. epik epope destansı şiirler geç bunu kahramanlık eglok eglok kelimesiyle arkadaşlar lütfen dikkat diyalog kelimesi arasında bir bağlantı kurmanızı istemiştik eglok diyalog eglok diyalog eglok diyalog eglok diyalog konu anlatımında da zaten söylemiştik. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Çobanların karşılıklı konuşmalarını anlatan pastoral şiir türü EGLOK olarak bilinecek. Cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. %100 sorumuz var bu arada. Bu çözdüğümüz iki soruda mutlaka gelecek. Yani kafir edip ve kesinlikle şiir türleri sorusu. Geldik 3'e. Bu parçadaki altı çizili ifadelerden hangisi de bir bilgi yanlışı vardır? Osmanlı Devleti'nin resmi ve özel kurumlar tarafından bir sene boyunca meydana gelen olayları göstermek için hazırlanan eserlere salname, senename değil mi? Salname denir doğru. Resmi görev nedeniyle yurt dışına gönderilen elçilerin gördükleri yerlerle ilgili izlenimlerini anlattıkları eserlere sefaretname, evet doğru. Orduların akınlarını, kahramanlıkları, savaşları anlatan eserler gazavatname doğru. Özellikle din uğruna yapılan savaşlar demek daha hoş olur. Şa sadece, sadece, evet. sadece şairlerin hayat hikayelerini anlatan eserlere tezkire hayır. Sadece şairler değil o dönemki yazarlar da olur. Yani tanındık herhangi bir isim olabilir. Edebi çevreden herhangi bir isim olabilir. Bir şairin yazarın hayatı sadece şair değil. Yanlış olmuş bu bilgi. Doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Mektuplardan ve birçok konudaki düz yazılardan oluşan eserler ise müşahat adı verilecek. Çok doğru arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda cevabımız C han mı oldu dur bakayım pardon. Denizli oldu. Devam ediyoruz. Geldik dördüncü soruya. Oba! Tanıtılan nazım biçimini soruyor bize. 5-15 bentten oluşur beyit değil dikkat. Bent aman. Vasta beyti her bendin sonunda aynıdır. Şimdi vasta beyti her bendin sonunda aynıysa onu tercih ediyor demek ki. O beyti daha doğrusu benti tercih ediyor demek ki. Ona tercih bent diyoruz. Doğru cevap Denizli olacak. Eğer vasta beyti her bendin sonunda üçlü, beşli, altılı neyse başka oluyorsa, değişiyorsa terk ediyordur. O da terki bir ben. Tamam. Cebinizde kalsın. Enderunlu Fazıl, Ziya Paşa, Şeyh Galip. Tercih bent çok iyiydi. Doğru cevap kesinlikle tercih bent olacak. 5'teyiz. Bu cümlelerle tanıttan sanatçıyı soruyor. Nabi'nin hayriyesini örnek alarak Lütfiye adlı bir eser yazıyor. Dirizmden uzak şeyler yazmış. Gazel ve kasideleri var. Eyvallah. Dönemin toplumsal olaylarını anlatacak. iki adet manzum sözlüğü var. Hepsine saygı duyarız ama Lütfiye demek Sümüzade. Vehbi demek arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Geldik altıya. Sanatçıyı soruyor. Hacı Kalfa adıyla da tanınır. Arapça, Farça, Latince gibi birçok dil bilmektedir. Hacı Kafa demek yetti aslında. Keşfi Zünun, Cihan Yuma gibi önemli eserleri vardır. Sade bir üslupla yazmıştır. Tarih, coğrafya, biyografi gibi birçok türde eser vermiştir. Oba tamamdır. Çok bariz bir şekilde cevabımız Katip Çelebi olacak. Aman dikkat doğru cevap Denizli. Gelsin hocam yedinci sorumuz. Tanıtılan sanatçıyı soruyor. Bakın soru kökünü yuvarlak içine alıyorum ki garantiye alalım. Acaba tanıttan sanatçının eserini mi soruyor? Eseridir değildir mi diyor? Hangi dönem mi diyor? Yani Soru önemli. Yani çok basit tabirle. Mesela burada felsefe derslerini görürsün. Cevap nedir? Rıza Tevfik bölük baştır Bitti. Ama felsefe derslerini görürsün. Yine başka kavramlar olabilir. Aşağıdaki ya da hangisi tanıtılan sanatçının eseri değildir der. Ya da ne bileyim tanıtılan sanatçıdır der. Değildir der. Ya da yukarıda işte ne bileyim eserlerinden herhangi bir tanesine yer verilmemiştir der. Der de der yani. Bir sürü soru tarzı var. Doğal olarak soru kökü önemli. Önce soru kökünü alacağız. Neye bakacağımızı bileceğiz. 7'de cevap bursa olacak. Geldik arkadaşlar 8. sorumuza. Bakalım neler olacak. Tanıtılan sanatçıyı soruyor yine sanatçı çok yönlü olup birçok türde eser vermiştir. İlk şiirlerini Milli Mecbuada yayınlamıştır. Oba dini ve mistik yönü dini ve mistik az çok çıktı isim ön planda olan bir sanatçıdır. Sakarya türküsü önemli şiirler arasında evet Necip Fazıl kısa kürek gayet netleşti. Geldik arkadaşlar 9. sorumuza bakalım burada ne var. Bu parçada tanıtılan sanatçıyı soruyor. Şiirlerinde Mevlevilikten Budizm'den izler vardır. Egzotik şiirleriyle tanınmıştır. Soyut bir şiir anlayışı vardır. Sezgi şairi olarak da bilinir diyor. Eyvallah hocam saygı duyuyoruz. Sezgi şairi neredesin buradasın? As sapalet çelebi olacak aman dikkat güzel gidiyoruz 65 günlük edebiyat kampında arkadaşlar 64. günde bitirdik. Bugün soru çözümü yapıyoruz. Yarın dinlenme günümüz aktif dinlenme. Tekrarlar yapmayı unutmayın lütfen. Yazar eserlere yüklenen şov videolar geliyor. Pazartesi itibariyle de artık kamp değerlendirmesi yapacağız. Kanalın pazartesi itibariyle hangi videolara devam edeceği, deneme kampının ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği onları konuşacağız. Nasıl olacağı değil mi? Deneme kampında nasıl abi ne yapacağız ya? Her gün deneme çözecek miyiz? Kaç gün çözeceğiz? Kaç tanesini size bırakacağız? Kaç tanesini beraber çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz onların hepsini konuşacağız. İnşallah pazartesi ayrıntılı bir şekilde. Ama inanılmaz bir süreç değil mi? 65 gün deyip de sözünü verip hep birlikte, hep birlikte o ilgiyle birlikte bitirmek değil mi? Aman dikkat. Bazı videolarda zorlanıyoruz değil mi? İster istemez geçişte. Bazılarını çok rahat geçiyoruz. Bazıları çok eğlenceli. Bazıları aman Allah'ım bu konu nereden çıktı dedirtecek düzeyde. O yüzden edebiyat biraz da sabır işi değil mi? Çok fazla yazar eser var çünkü. Yüklenmekte fayda var. Bol bol tekrar etmekte. Beni şu ifadelerden tanıyabilirsin diyor. Bakalım bu kimmiş? Bu adam kimmiş? Toplumsal konular mizah. Mizah biraz sırıttırabilir. Nazikler Gazetesi, Açık Söz Gazetesi, Anlı Çocuk Edebiyatı karartma geceleri olayı da bitirtir hocam. Rıfat Ilgaz olacak. Nokta atışı Abi sizden isteğim bu arkadaşlar. Bakın. Bu kanalda devam ediyoruz. Bomba gibi devam ediyoruz. Videolar izliyoruz. Ödevler yapılıyor. E, Instagram sayfasında bol bol hikayeler, reelsler vesaireler. Ya, kısacası çok büyük bir emek harcanıyor ve siz bunun karşılığını veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ve ben de bunun bir karşılığını istiyorum yani. Tabii ki sadece işte hocam izledik videoyu. Hayır. Abi adam akıllı sınav sonucu bekliyorum bu. Yoksa bir anlamı yok ki. Yani ben denemelere falan başladığımızda 20'leri, 21, 22'leri duyacağım abi. Sınavdan önce bunu göreceğim ki sınava yaklaştığımız zaman artık 23, 24'ler gözü kapalı yaptığımız, ulaştığımız netler olsun. Abi değinmediğimiz şey kalmadı ki. Konuşmadığımız yazar kalmadı. Şıklara bir bak Allah aşkına bu isimlerin hangi birini konuşmadık biz? Yani her şeye baktık. Alakalı alakasız birçok ismi de verdik. Ama anlatırken dedik ki bu gelir, bu gelmez. O vurguyu da yaptık. O yüzden içiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Çok rahat olun. Bomba gibi bol bol 65 gün tekrar edin. Sadece 65 gün yeterli olacak. Kanaldaki nokta atış videolarında da eksiklerinizi kapatacaksınız. İçiniz çok rahat olsun. Çok flash videolar sizi bekliyor inşallah. Bol bol kamp yapacağız. Sınava kadar daha 10 tane kamp yaparız. Hiç kasmayın siz. Yani ben unutmamanız için gerekse Rıfat 600 kere tekrar ederim. Anlatırım. Farklı farklı formatlarda içiniz rahat olsun. Yeter ki eğlenerek öğrenin. Bütün mesele bu. İçiniz rahat olan. Peki kaçını sorudaydı bu? 9, 10. Bittim hocam. 10. sorudan sonra. Genelde 10 soru çözüyoruz. 11. Bakalım kimmiş bu, bu isim? Toplumcu gerçekçi Çukur. Çukurova, Murtaza günlük konuşma dedi. Yani Çukurova deyince aklı tabii Yaşar Kemal de geliyor ama Murtaza deyince yani artık eser ismi söylenince yazarı yapıştırmak lazım. 11. soruda Orhan Kemal olmalı. 12. sorumuz yok. Çok güzel bir kalp için hazırlık yapıldı. Hoş oldu. Fena değil idare eder. Bir şeye benzemedi. Fena değil değil mi? Bir şeye benzemedi ama olsun olsun olsun. Süper gidiyoruz. Sağlam, gidiyor. Sağlam gidiyoruz. Pazartesi günü inşallah kamp değerlenme videosu karşınızda olacağım. Uzun bir kamp değerlenme videosu olacak. Ne yaptık, ne ettik, hangi gün neler yaşadık. Hepsini böyle tek tek konuşacağımız, gün gün konuşacağımız bir kamp değerlendirme videosu bizi bekliyor. Bir de sonrasındaki günlerde neler yapacağımız. E o zaman yarın şöyle aktif dinlenme yapalım arkadaşlar. Güzel dinlenelim. Arkamıza yastıklar alalım. çayımızı, çorbamızı alalım hocam. Türkçe karavanı saat 19'da Konya'da onun güzel bir videosunu izleyelim. Edebiyatta bol bol tekrar yapalım. Özellikle yazar eserlerle yüklenmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Bu 60 eser, 70 eser, 80 eser serisine devam ettiriyorum. İçiniz rahat olsun. Birkaç güne kadar pazartesi itibariyle nasıl bir yol izleyeceğimizi sizlerle konuşacağız. Uzattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kolay gelsin.